Merhabalar, bugün 11 Haziran Pazar, saatler 18. Ben Büşra Akın Dinçer. Hafta sonu ana haberde sizlerleyiz. Gelin önce bugün gündemde öne çıkan başlıklara birlikte bakalım. Ankara'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yolları göle çevirdi. Alt geçitleri su bastı. Bazı araçlar sular altında kaldı. Peki yağış sürecek mi Ankara'da? Son uyarılar ne diyor? Ankara'daki son duruma bakacağız. İkinci başlığımız ise milyonlarca çalışanın gözü kulağı yeni haftada olacak. Asgari ücret tespit komisyonu Temmuz ayında ara zammı görüşmek için 13 Haziran Salı günü toplanacak. Peki ilk toplantının gündemi de ne olacak? Pazarlıkta hangi formüller masada, birlikte bakacağız. İstanbul Başakşehir'de iki terli organize sanayi bölgesinde dün fabrikada çıkan yangın bir türlü söndürülemedi. 6 katlı bina adeta küle döndü. Binanın bazı kısımları kısmen çöktü. Yangındaki son durumu da sizlere aktaracağız. Ana haber başlayalım. Önce Kilis'te Öncükapı sınır kapısı bölgesinde Suriye'nin kuzeyindeki YPG PKK'lı teröristlerce atılan 5 roketi getiriyoruz ekranlarınıza. Suriye'nin kuzeyindeki YPG PKK'lı teröristler tarafından atılan roketler Öncüpınar sınır kapısı bölgesindeki boş araziye isabet etti. Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan sosyal medya hesabından yapıldı. Suriye'nin kuzeyinde bulunan Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi. Bakanlığın paylaşımında terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapıldı. Irak'ın kuzeyinde Pençekilit Harekatı bölgesinde 2 asker şehit oldu. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Pençekilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının iflak etmesi sonucu piyade uzman çavuş Cem Ahmet Kaya ve Halil Şahin yaralandı. Yaralanan 2 asker hastaneye sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen askerlerimiz şehit oldu. Şimdi Ankara'ya dönüyoruz. Orada etkili olan sağanak bazı bölgelerde cadde ve sokaklarda su baskınlarına neden oldu. Habertürk muhabiri Hasan Uğur Günaydın gün boyu oradaki gelişmeleri aktardı bize. Şimdi ondan yine son durumu alacağız. Hasan, seni dinliyoruz. Ankara'da sağanağın etkisiyle oluşan su baskınları yaşandı. Ardından sular tahliye edilmeye başlandı. Şu anda da Sıhhiye'de bulunuyoruz. Sular büyük oranda tahliye edildi. Ancak ardında bıraktığı bir tahribat söz konusu. Şu an kameraman arkadaşım Yunus Özkan ekranlarınıza getiriyor. Esnaf kendi imkanlarıyla hasar alan eşyalarını onarmaya, temizlemeye çalışıyor. Dükkanlarını temizliyor bir yandan. Baktığımız zaman bazı kullanılmaz hale gelen ürünler olduğunu da görüyoruz. Özellikle metrekareye 44 kilogramlık bir yağış düştüğünü belirtelim Ankara'da. Mansur Yavaş bir açıklama yaptı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Ankara'da afet seviyesinde yaşanan sağanak yağışlar ve dolu yağışı nedeniyle Ankara çayı tam kapasiteye ulaştı dedi. Hatta taşma noktasına geldiğini belirtti yağışın. Bu durum nedeniyle altyapı hatlarımız oldukça durum altyapı hatlarımızı doldurmakta ve deşarj sürecini uzatmaktadır. Sahadayız, teyakkuz halindeyiz. Tüm ihbarlara müdahale etmeye devam ediyoruz dedi. Ankara çayının taşma noktasına gelmesi önemli. Çünkü yağmur suları, biriken sular Ankara çayına tahliye ediliyor. Eğer tahliye noktasında taşması söz konusu olursa bu da süreci haliyle uzatıyor ve yavaşlatıyor. Şimdi kameraman arkadaşım Yunus Özkan ekranlarınıza getiriyor. Az önce tam bulunduğumuz bu noktada birkaç saat öncesinde daha doğrusu bel seviyesine kadar su bulunuyordu. Bir su baskını yaşanmıştı. Yağmur suları giderek artan oranda yükselmişti.
Sıhhiye'deyiz şu anda. Sıhhiye pazarının yanında bulunuyoruz. O sel surları mazgalların açılmasıyla beraber çok büyük ölçüde tahliye edildi. Ancak hala belli bir miktarda su var. Şu anda ekranlarınıza da geliyor. O sular da mazgallar aracılığıyla şu anda boşaltılıyor. Esnafın zor durumda kaldığından bahsetmiştik. Esnaf suları kendi imkanlarıyla boşaltırken öte yandan itfaiye ve belediye ekipleri de destek sağladı. Şu an kameraman arkadaşım ekranlarınıza getiriyor. Bir su pompası var burada. Su pompasıyla bina içindeki sular mazgallara aktarıldı. Bu sayede boşaltılması sağlandı. Şunu belirtelim. Bulunduğumuz konum Ankara'nın nispeten daha alçakta kalan bir bölümü. Daha çevre semtlerde oluşan yağış bu noktaya, eğer gidecek yer bulamazsa bu noktaya boşalıyor ve burada bir su baskınına, bir birikintiye neden oluyor. Öyle ki bu da tıkanmalarına, mazgalların da tıkanmasıyla beraber burada çok ciddi su seviyelerinin oluşmasına neden oluyor diyelim. İtfaiye ekipleri ve belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ankara Valiliğinden de bir açıklama gelmişti. Ankara Valisi Vasip Şahin, saat öğle saatlerinde başlayan yağış nedeniyle bazı alt geçitlerde su baskınları yaşandığını, trafiğe çıkacak vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtmişti ve söz konusu bölgelerde de, yani bazı alt geçitlerde de olumsuzlukların giderilmesi için yoğun bir şekilde çalışmaların sürdürüldüğünü aktarmıştı. Tekrarlayalım. Ankara'da metrekareye 44 kilogramı aşan bir yağış düştü. Yağış nedeniyle yağmur suları belli noktalarda su baskınlarına sebep oldu. Belediye ekiplerinin çalışmasıyla su baskınları büyük oranda boşaltıldı. Öte yandan meteorolojinin sarı kod verdiği illerden bir tanesi de Ankara. Bu nedenle böyle bir olumsuz durum bekleniyordu. Belediye ekiplerinin de müdahalesiyle kısa sürede sular tahliye edildi diyelim ve sözü size bırakalım. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Hasan Uğur, günaydın. Gün boyu Ankara'daki sağanak nedeniyle son durumu bize aktardı. Bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi demiştik. Şimdi bir de Konya'ya bakalım. Konya'da da etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu. Cadde ve sokaklar göle döndü. Sağanak özellikle Beyşehir ilçesinde etkili oldu. Devlet Hastanesi'ne ulaşımı sağlayan Özdilek Caddesi'nde sağanakla birlikte adeta ırmağı andıran görüntüler oluştu. Köprübaşı Caddesi de göle döndü. İlçe genelinde birçok cadde ve sokakta su baskını yaşandı. İtfaiye ekipleri su tahliyesi için çalışma başlattı. Havaların ısınmasıyla birlikte orman yangını haberleri de peş peşe gelmeye başladı. Muğla Fethiye'de çıkan orman yangını korkuttu. Yangın Fethiye Göcek Taşbaşı mahallesi yakınlarında çıktı. Dumanları fark edenlerin ihbarıyla ekipler harekete geçti. Yangına iki arazöz, bir su ikmal aracı ve bir ilk müdahale aracı ile karadan, iki helikopter ve iki uçak ile havadan müdahale edildi. Yangın büyümeden söndürüldü. 5 dekar alanın yangından etkilendiği tespit edildi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor. Mecliste yemin ederek yeni dönemine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan geleneği bozmadı. Erdoğan seçildikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'a yapacak. Gelenek bozulmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden seçilmesinin ardından ilk yurt dışı seyahatini Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni haftada Lefkoşa ve Bakü'ye gidecek. Pazartesi günü KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel'le bir araya gelecek. Baş başa görüşme ve çalışma yemeğinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Tatar'la ortak basın toplantısı düzenleyecek. Görüşmelerde Kıbrıs konusunda atılacak adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunulması ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Erdoğan, Lefkoşa'daki temaslarını tamamladıktan sonra 13 Haziran Salı günü ise Azerbaycan'a geçecek. Ziyaret kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak. İkili ilişkilerin yanı sıra işbirliği alanlarının geliştirilmesi için atılacak adımlar masaya yatırılacak. Görüşmelerde
bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri ile telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı olarak yapıldı. Şükri'nin mevkidaşı Fidan'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik ettiği belirtildi. Fidan ve Şükri'nin ikili ilişkileri de ele aldığı kaydedildi. 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası kurulan kabinede Dışişleri Bakanlığı'na getirilen Fidan, 5 Haziran'da görevi Selefi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devralmıştı. Harcayımızın sorumluluğunu almaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta meclis başkan vekilleri, meclis idare amirleri ve ihtisas komisyonları üyeleri genel kurulda ilan edilecek. Komisyonlar toplanarak başkan, başkan vekili ve sözcü seçimleri yapılacak. Siyasi parti liderleri de seçim arasından sonra grup kürsüsünden vatandaşlara seslenecek. Meclis Başkanlık Divanı üyeleri genel kurulda duyurulacak. Komisyon başkanları belirlenecek. Liderler de yeniden grup kürsüsünden seslenecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi yoğun bir haftaya giriyor. Meclis Genel Kurulu Salı günü Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak. 28. dönemde görev yapacak Başkanlık Divanı üyeleriyle partilerin belirlediği komisyon üyelerinin isimleri genel kurulda okunacak. Başkanlık Divanı üyeleri Meclis Başkanı, 4 Meclis Başkan Vekili, 5 İdare Amiri ve Katip üyelerden oluşacak. Ebediyete irtihal eden... Mecliste grubu bulunan 5 siyasi parti, AK Parti, CHP, MHP, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ve İYİ Parti'nin bildirdiği komisyon üyelerinin isimleri genel kurulda okunduktan sonra ihtisas komisyonları da aynı gün toplanarak başkan, başkan vekili ve sözcü seçimleri yapılacak. Seçim arasının ardından siyasi partilerin grup toplantıları da yapılacak. Salı ve çarşamba günü liderler grup kürsüsünden mesajlarını paylaşacak. Evet, Adana'da saat 17.57'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın sitesinde yer aldı. Bilgi, merkez üssü Adana'nın Sayınbeyli ilçesi olan 4,2 büyüklüğündeki sarsıntının 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. Tekrar söyleyelim, Adana'da saat 17.57'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. Şimdi bir diğer haberimize geçelim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türk Boğazları'ndan geçen uluslararası gemilerden alınan ücretlerde 1 Temmuz itibariyle artış yapılacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, altın frank üzerinden belirlenen boğaz geçiş ücretlerinin belirlenmesinde kullanılan net ton başı biriminin 4,42 dolara yükseltildiğini duyurdu. 1983'ten 2022'ye kadar bu ücrete zam yapılmadığını hatırlatan Uraloğlu, 7 Ekim 2022'de Cumhurbaşkanlığı kararı ile bu ücretlerde güncelleme yaparak gemilerden net ton başına alınan ücreti 4,08 dolara çıkardık. Bu ücreti 1 Temmuz'dan itibaren 4,42 dolar olarak yeniden güncelliyoruz. Yapılan bu artışla ülkeye döviz girişini artıracak tarihi bir adım atıyoruz, dedi. İstanbul Beşiktaş'ta 15 yolcusu bulunan yat su aldı. Kaptan yolcularını tahliye ettikten hemen sonra da yat battı. Kiralık bir yat Bebek İskelesi'nden 15 yolcu alıp boğaza açıldı. Kaptan bir süre sonra yatın su aldığını fark etti. Hemen iskeleye geri döndü. 15 kişi güvenli şekilde tahliye edildikten sonra yat battı. Olay yerine çağrılan vinç ile battığı yerden çıkarılan yattaki su ise tahliye edildi. İstanbul Başakşehir'de iki terli organize sanayi bölgesindeki fabrikada çıkan yangın bir türlü söndürülemedi. 6 katlı bina adeta küle döndü. Binanın bazı kısımları çöktü. Altı katlı fabrika alevlere teslim oldu. Yangın sırasında binada yaşanan çökmeler paniği artırdı. Dün akşam 4 sularında çıktığını söyledi. Geldiğimde yangın devam etmekteydi. İstanbul Başakşehir'deki iki telli organize sanayi bölgesinde 6 katlı bir fabrikanın çatısında yangın çıktı. Mobilya, kırtasiye, gıda, plastik ve tekstil gibi farklı üretim alanlarının bulunduğu fabrikadaki yangın kısa sürede büyüdü.
İstanbul'un birçok ilçesinden gelen itfaiye ekipleri gece boyunca alevleri söndürmek için uğraşsa da yangın kontrol altına alınamadı. 6 katlı fabrika binasında çıkan yangın ikinci günün sabahında da devam ediyor. Kumaş üretiminin yapıldığı bölümde de kısmi bir çökme yaşandı. Bir kırtasiye atölyesinde kalem talaşından çıkan bir kaynak yapılıyormuş. Oradan talaşa sıçıyor, talaştan da kumaşa atlıyor ve yangın başlıyor. Yanabilecek her türlü madde kimyasal, var. Kimyasal maddeler var. Alevler alt katlara da yayıldı. Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için saatlerce uğraştı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Kalkınma desteklerinin yanında çiftçi gelirlerinin artırılması, diğer sektör gelirlerine yaklaştırılması gerekiyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği verilerine göre çiftçi nüfusu yaşlanıyor. Aktif olarak çiftçilik yapan erkek nüfusunun yaş ortalaması 57,7 iken kadınlarda yaş ortalaması 60,1 seviyesinde. Tüm çiftçilerin yaş ortalaması ise 58,1 olarak hesaplanıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çiftçilerde yaş ortalamasının yükselmesi nedeniyle ülke tarımının risk altında olduğunu belirtti. Gençlerin tarıma yönelmelerini sağlamak için politika önerilerini paylaştı. Kırsal bölgelerde ekonomik getirisi olan faaliyetler de artırılmalıdır. Kırsal alanlarda tarıma dayalı sanayiye yönelik yatırımların desteklenmesiyle tarımsal ürünlerde katma değer sağlanması ve yeni iş imkanlarının yaratılması büyük önem taşıyor. Isparta'da bu yıl gül hasadı havaların geç ısınması nedeniyle geç başladı. Haziran ayı sonunda sezonun bitecek olması nedeniyle çiftçiler rekolteyi yüksek tutmak için yoğun mesai harcıyor. Toplanan gül yaprakları gül yağına dönüştürülüyor. Mart ayında yaşanan don, havanın geç ısınması hasadı geciktirdi. Isparta'da gül hasadı geç de olsa başladı. Sabah çok erken kalkmak zorundayız ve ıslığı oluyor, yağmuru oluyor, dikenleri var, arıları var. Ama dediğimiz gibi kazanç olarak da çok şükür bereketini veriyor. Dünya gül yağı ihtiyacının yarısından fazlasını tek başına karşılayan Isparta'nın Gönel ilçesinde gül hasadı başladı. Mart ayında yaşanan don hasadı geciktirmişti. Çiftçiler, geç başlayan hasat nedeniyle kalan 20 günü verimli geçirmek için çalışıyor. Ancak geçtiğimiz yıla göre bu yıl rekoltenin yarı yarıya düşük olması bekleniyor. Mahsulümüz bu yıl soğuk vurdu ama Allah berkat versin tekrar yenilendi ama geçen yılki hasat mümkündü yani olmayacak. Mahsulümüz zarara uğradı don yüzünden. Çiftçilerin topladığı gül yaprakları makineler eşliğinde basınç ve sıcağa maruz bırakılarak yağ dönüştürülüyor. Bir kazan aşağı yukarı 500 kilo gül yaprağı alır. 1,5 ton su alır. Bundan sonra günlük ortalama 4 tondan 1 kilo yağ çıkar. Artık kaç kilo 40 ton gül işlediyseniz 10 kilo yağ elde edersiniz. Havaların serin gitmesinden dolayı sezonda biraz uzayacak gibi duruyor. İşlemlerin ardından elde edilen gül yağı başta kozmetik sektörü olmak üzere birçok sektörde kullanılıyor. Aradıkları kişilere kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtarak dolandıran şüpheliler yapılan ses analizlerinden yakalandı. Diyarbakır merkezli Akort operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Mahallede oturuyoruz. Bizim böyle bir şeyimiz olamaz. Biz çiftçi adamlarız. Tamam kardeşim zaten biz de biliyoruz. Hani senin bilgilerin elimizde zaten. Biz şimdi bunlara operasyon yapacağız. Senin hesabındaki paranı da kurtarmamız lazım. İşte böyle kandırdılar. Tuzağa düşürdüler. Mağdurların şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, dolandırıcılık çetesini ses analiziyle çökertti. Telefon dolandırıcıları yine boş durmadı. Aradıkları kişilere kendilerini polis ya da savcı olarak tanıttılar. Adınız terör olayına karıştı. Hesabınızı FETÖ ele geçirdi gibi yalanlarla birçok kişiyi tuzağa düşürdüler. Biz mahallede oturuyoruz. Bizim böyle bir şeyimiz olamaz. Biz çiftçi adamlarız. Tamam kardeşim zaten biz de biliyoruz. Hani senin bilgilerin elimizde zaten. Biz şimdi bunlara operasyon yapacağız. Senin hesabındaki paranı da kurtarmamız lazım. Şikayet üzerine Diyarbakır polisi çalışma başlattı. Sürekli hat değiştiren, sahte hatlar kullanan şüpheliler 2 ay boyunca teknik takiple izlendi. Polis ses analizi yapıp şüphelileri tespit etti. Akort adı verilen operasyonda toplam 7 kişi gözaltına alındı.
şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor. Financial Times'ın haberine göre Almanya'da iki hukuk firması müvekkillerinde Covid aşısının neden olduğu iddia edilen yan etkiler nedeniyle BioNTech'e dava açtı. BioNTech'ten milyonlarca liralık tazminat talep edilen davada ilk duruşma yarın. Covid-19'a karşı mRNA bazlı bir aşı geliştiren BioNTech yüzlerce tazminat talebiyle karşı karşıya kaldı. Financial Times'ın haberine göre Almanya'da iki hukuk firması, müvekkillerinde Covid aşısının neden olduğu iddia edilen yan etkiler nedeniyle BioNTech'e dava açtı. Mainz merkezli ilaç üreticisi yarın, orta yaşlı bir sağlık çalışanı adına açılan davanın ilk duruşmasına çıkacak. Söz konusu kişi, aşı olduktan sonra ortaya çıktığını söylediği kalp ritim bozukluğu ve beyin sisi gibi semptomlar için 150 bin euro tazminat talep ediyor. Hamburg'daki bir bölge mahkemesinde görülecek dava, iki hukuk firması tarafından 1 milyon euroya kadar tazminat talebiyle açılan yüzlerce davadan biri. BioNTech davalara ilişkin yaptığı açıklamada, dünya çapında 2,6 milyar dozdan fazla aşının uygulanmasından sonra bugüne kadar listelenenler dışında potansiyel yan etkiler tespit edilmemiştir denildi. Şirket, Hamburg'daki davacılar ve avukatları tarafından yapılan iddiaları dayanaktan yoksun olarak nitelendirdi. Hakkında hazırlanan iddianamenin ardından ilk kez kamuoyu önüne çıkan eski ABD Başkanı Trump, suçlu bulunsa da başkan adayı olmaya devam edeceğini açıkladı. Hakkındaki iddianameyi saçma ve asılsız olarak nitelendiren Trump, Biden yönetimini suçladı. Eski ABD Başkanı Donald Trump, hakkında hazırlanan iddianamenin ardından ilk kez kamuoyu önüne çıktı. Soruşturmanın başkanlık kampanyasını baltalamak için Biden tarafından düzenlendiğini iddia etti. Suçlu bulunsam da ABD başkanlığına aday olacağım dedi. Biden yönetiminin silah haline getirdiği Adalet Bakanı tarafından hakkımda yapılan saçma ve asılsız suçlama en korkunç güç suistimallerinden biri olarak tarihimize geçecek. Georgia eyaletindeki Cumhuriyetçi Parti Kongresi'nde konuşan Trump, kendisini suçlayan özel savcı Jack Smith'ten haydut olarak bahsetti. Savcının derhal görevden alınmasını talep etti. Hakkındaki suçlamaların seçim anketlerinde kendisine desteği artırdığını söyleyen Trump, suçlu bulunsa da ABD başkanlığı için aday olmaya devam edeceğini belirtti. Trump'a yönelik iddianamede, ABD Savunma Bakanlığı'nın bir askeri operasyonla ilgili gizli haritayı da içeren saldırı planını ve ABD ile yabancı ülkelerin savunma ve silah kabiliyetlerine ilişkin ayrıntılar içeren belgeleri paylaşmak gibi maddeler yer alıyor. Trump'ın salı günü Miami'deki federal mahkemeye çıkması bekleniyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresi Ekim ayında bitiyor. 31 üyeli ittifakın en önemli gündem maddelerinden biri Stoltenberg'in yerini kimin alacağı. Danimarka ve İspanya Başbakanı adaylar arasında öne çıkıyor. Stoltenberg'in görev süresinin 4. kez uzatılması da ihtimaller arasında. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresi Ekim ayında doluyor. Stoltenberg'den boşalacak koltuğa yeni aday aranıyor. NATO'nun yönetiminin ilk kez bir kadın genel sekretere emanet edilmesi gündemde. Gündemdeki adaylar arasında Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve eski İngiltere Başbakanı Theresa May gibi isimler bulunuyordu. Son dönemde öne çıkan bir diğer isim Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen oldu. Frederiksen'in 6 Haziran'da Washington'a giderek ABD Başkanı Biden'la görüşmesi söylentileri artırdı. 2019'da ülkesinin en genç başbakanı olan 45 yaşındaki Frederiksen, göreve talip olmadığını söylese de şu anda en ciddi adaylar arasında gösteriliyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace da muhtemel adaylar arasında gösteriliyor. Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Johannes ile Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin ismi de gündemde. Jens Stoltenberg 1 Ekim 2014'ten bu yana görevde. Stoltenberg'in görev süresi daha önce 3 kez uzatıldı. Son uzatma 30 Eylül'de bitecek. Ancak eski Norveç Başbakanı'nın görevi bir kez daha uzatılabilir. NATO ülkelerinin çoğunun uzatmaya sıcak baktığı,
Stoltenberg'in Rusya ile gerilimin çok yüksek seyrettiği bir dönemde görevde kalmasını istediği belirtiliyor. Stoltenberg'in de İsveç'in de NATO'ya üyelik sürecini görmeden görevi bitirmek istemediği konuşuluyor. Dört yıl görev süresi bulunan NATO Genel Sekreterliği, 31 üyeli ittifakın en üst sivil pozisyonu. Bu göreve Avrupa ülkesinden bir devlet veya hükümet başkanı getiriliyor. Adayın görevi alabilmesi için tüm ülkelerin onayı gerekiyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna ordusunun Rusya'ya yönelik karşı saldırı başlattığını doğruladı. Zelenski'nin açıklaması Putin'in iddiasından bir gün sonra geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'ya karşı saldırı başlatıldığını doğruladı. Karşı saldırı ve savunma eylemleri gerçekleşiyor ifadelerini kullandı. Kiev'in, Rusya'nın Ukrayna'da ele geçirdiği toprakları geri almak için uzun zamandır bir karşı saldırı hazırlığında olduğu belirtiliyordu. Rusya Devlet Başkanı Putin, Cuma günü yaptığı açıklamada Ukrayna'nın karşı saldırıya geçtiğini, ancak ilerleme girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığını söylemişti. Putin'in iddiasından bir gün sonra Zelenski'den de açıklama geldi. Karşı saldırı ve savunma eylemleri gerçekleşiyor diyen Zelenski, karşı taarruzun hangi aşamada olduğu hakkında detay vermeyeceğini söyledi. Kanada Başbakanı Trudeau ile görüşmesinin ardından Kiev'de konuşan Zelenski, Putin'in sözlerini ilginç olarak nitelendirdi. Ukrayna askeri komutanlarının olumlu bir ruh hali içinde olduğunu da söyleyerek bunu Putin'e iletin dedi. Geçen hafta Kauka Barajı'nın yıkılmasının ardından ülkenin güneyde meydana gelen selin, Ukrayna'nın ilerleme girişimlerini engelleyebileceği belirtiliyor. Sel, Dnieper Nehri'nin her iki yakasında yaklaşık 600 kilometre karelik bir alanı etkiliyor. NATO ve Ukrayna ordusu Rusya'yı barajı havaya uçurmakla suçlarken Rusya Ukrayna'yı sorumlu tutuyor. İngiltere'de Prens William'ın doğum günü hazırlıkları için düzenlenen törende trompet çalan bir muhafız yüksek sıcaklıklara dayanamayarak baygınlık geçirdi. Bir süre elindeki trompetle yerde duran muhafız ayağa kalkmaya çalışırken sağlık ekiplerinin yardımıyla sedyeye alındı. İngiliz muhafız sıcağa dayanamadı. Atlı muhafızlar geçit töreni sırasında yere yığıldı. Görüntüler, Prens William'ın doğum günü töreni öncesi düzenlenen atlı muhafızlar geçit töreni provasında kaydedildi. İngiltere'nin başkenti Londra'da St. James's Park'ında düzenlenen ve binlerce kişinin izlediği tören sırasında trompet çalan bir muhafız yüksek sıcaklığa dayanamayarak baygınlık geçirdi. Bir süre elindeki trompetle yerde duran muhafız, ayağa kalkmaya çalışırken sağlık ekiplerinin yardıma koşmasıyla sedyeye alındı. Olayın ardından Prens William sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Bu sabah bu sıcaklıkta törene katılan her asker için çok teşekkür ederim. Şartlar çok zor ama hepiniz iyi bir iş çıkardınız" ifadelerini kullandı. Bartın'da doğal gaz hattı kazısından tarih çıktı. Ekipler kazı esnasında Roma dönemine ait sütunlu su yoluna rastlayınca çalışmalar durdu. Uzmanlar inceleme başlattı. Doğal gaz hattı çalışması yer altındaki tarihi ortaya çıkardı. Kazılarda Roma dönemine ait olduğu düşünülen sütunlu su yoluna rastlandı. Bartın'ın Amasra ilçesinde 3 kilometrelik doğal gaz hattı için çalışma başlatıldı. Kum mahallesinde 700 metre boyunca boru hattı yerleştiren ekipler, Cumhuriyet Caddesi'ne geldiğinde sütunlu bir yol ve su yolu buldu. Tarih eser çıkmış. Bu tarih eseri incelemek için durdurdular şu anda. Daha önce buranın da sütunlu bir yol olduğu, zeminine rastladığımız ve su kanalları olduğu yönünde. Arkeologlar çalışmalara ara verilmesine karar verdi. Tarihi kalıntılar Roma döneminin izlerini taşıyor. Kazı esnasında bulunan kerpiç tuğlalar ve diğer malzemeler müze müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Sanayi tesislerinin yoğun olduğu ve özellikle Çorlu Deresi'nin kirliliğiyle gündeme gelen Tekirdağ'da çevreyi kirleten 87 tesise 22 milyon lira ceza kesildi. Ancak tüm cezalara rağmen su kaynaklarındaki kirliliğin önüne geçilemediği görülüyor.
Zehir solumaktan yıldık, bıktık. Akciğer kanseri olan bir sürü vatandaşımız var. Karışan atıklar nedeniyle rengi tamamen siyaha döndü. Çorlu Deresi çevreyi tehdit etmeye devam ediyor. Hala aynı koku, hala aynı akan, simsiyah, zehir akan bir dereyle karşı karşıyayız. Tekirdağ'da sanayi tesisleri çevre kirliliğine yol açıyor. Özellikle Ergene Nehri'ni besleyen kollardan biri olan Çorlu Deresi'ndeki kirlilik, çevre sakinlerinin hayatını zorlaştırıyor. Fabrika atıklarının karıştığı dere her geçen gün can çekişmeye devam ediyor. Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri yılbaşından bu yana il genelinde çevreyi, havayı ve suyu kirleten tesislere yönelik 625 denetimde bulundu. Denetimlerde kirliliğe neden olan 87 tesise 22 milyon 666 bin lira ceza uygulandı. 17 tesisinde faaliyeti durduruldu. Ben bu denetimlerin daha sık ve daha denetlenilebilir olması kanaatindeyim. Çünkü biz bu çevrede zehir solumaktan yıldık, bıktık. Akciğer kanseri olan bir sürü vatandaşımız var. İstanbul hafta sonu su sporlarına doydu. Şehrin ilk su sporları merkezi olan Haliç Su Sporları Merkezi uluslararası kürek yarışlarının finaliyle açıldı. 96 ekipten 500 sporcunun yarıştığı şampiyona görülmeye değerdi. Nasıl geçti yarış? Çok keyifliydi, çok mutlu olduk. Benim hayatımdaki en güzel yarıştı. 21 kulüp, 96 ekip, 500 sporcu. Hepsi kazanabilmek için küreğe asıldı. İstanbul'un altın boynuzu Haliç, uluslararası kürek yarışmasına ev sahipliği yaptı. Siz nereden katılıyorsunuz yarışa? Kocaeli, İzmit. Kocaeli'den katılıyorum. Kaç kişi yarışıyor? 7 ekibimiz var. Yani 24-25 sporcu ile katılıyoruz. Ekip yaklaşık 2 senedir antrenmanlara aralıksız devam ediyor. Cumartesi günü elemelerin yapıldığı yarışta pazar günü final heyecanı vardı. Ciddi de bir kız kardeş popülasyonuyla hazırlandık. Hazırız. Heyecanlıyız tabii ki. Yarış yeni yapılan Haliç Su Sporları Merkezi'nden başladı. Yarışmacılar un kapanına kadar gidip döndü. Yarışmanın ilk günü 500 kişiden oluşan 96 ekip finale kalabilmek için mücadele etti. Final günü ise 79 ekip birinci olabilmek için kürek çekiyor. 6 kilometrelik bir parkurla yarıştık. Arkadaşlarla birlikte epey emek sarf ettik, ter döktük. Büyükler kategorisinde kadınlarda ikinci olduk. Gerçekten çok güzel bir yarıştı. Organizasyon da çok güzel. Yarışmacılar Haliç'in tarihi, doğası ve eşsiz manzarasına karşı hem spor yaptılar hem de keyifli vakit geçirdiler. Yarış çok güzeldi, keyifliydi. Sıcak biraz yoğurdu. Şehrin ilk su sporları tesisini yapmış olmak bize mutluluk veriyor. İstanbul'da 79 tane kulüp var. Buranın antrenman alanlarını, kayıkhanelerini kullanmak üzere hepsini bekliyoruz. 18 Guinness Dünya Rekorum var. 3 okyanusu küreklemiş ilk kişi benim dünyada. Olimpiyatlarda ya da dünya şampiyonalarında boy göstermek için böyle tesisler şart. Kadınlarda altın boynuz, erkeklerde Galatasaray kürek takımı birinci oldu. Dereceye giren takımlara ödülleri törenle verildi. Şimdi ana habere kısa bir ara. Merhabalar, ana haberin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Ankara'da bugün öğle saatlerinden itibaren ciddi sağanak etkili oldu. Sağanak ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı. Araçlar sele kapıldı. Araçlarında mahsur kalanlar itfaiye ekipleri ve vatandaşlarca kurtarıldı. Cadde ve sokaklar birkaç dakika içinde göle döndü. Araçlar suya kapıldı. Başkent Ankara'nın genelinde etkili olan sağanak nedeniyle rögarlar taştı, birçok caddeyi su bastı. Metrekareye dakikalar içinde düşen yağış miktarı 44 kilogramı aştı. Çankaya ilçesindeki Yenişehir Kapalı Pazar önünde biriken su nedeniyle bazı araçlar sürüklendi. Sağanak nedeniyle sıhhiye de sel bastı. Sel suları o derece kuvvetliydi ki bir aracı kaldırarak kaldırım demirine oturmasına neden oldu. O
Otomobillerinde mahsur kalan, aralarında çocukların da bulunduğu bazı vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Şiddetli sağanak nedeniyle dükkan ve iş yerlerini de su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. Yağıştan Ankara metrosu da nasibini aldı. Yağmur suyu raylara şelale gibi aktı. Bazı sokaklarda ise çöp konteynerleri sürüklendi. Maraşal Fevzi Çakmak Caddesi, Sığiye ve Çetinemeç Bulvarı'nda da biriken su nedeniyle araç sürücüleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kazım Karabekir, Gazi ve Ankara Tren Garı alt geçitleri önlem amacıyla araç trafiğine kapatıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sağanak ve dolu nedeniyle Ankara Çayı'nın tam kapasiteye ulaştığını, hatta taşma noktasına geldiğini söyledi. Bu durumun altyapı hatlarını doldurduğunu ve deşarj sürecini uzattığını belirten Yavaş, 1402 araç ve 3866 personelle sahada olduklarını kaydetti. Başkent Ankara'da yağışların hafta başında da etkili olacağı belirtiliyor. Kilis'teki Öncü Pınar sınır kapısı bölgesine Suriye'nin kuzeyinden YPG-PKK'lı teröristlerce 5 roket atıldı. Suriye'nin kuzeyindeki YPG-PKK'lı teröristler tarafından atılan roketler Öncü Pınar sınır kapısı bölgesindeki boş araziye isabet etti. Saldırıyla ilgili bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. İçişleri Bakanlığı da atılan roketlerle ilgili açıklama yaptı. Çok namlulu roket atar saldırısı nedeniyle herhangi bir can kaybımız veya yaralımız bulunmamaktadır. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir ifadeleri kullanıldı. İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. 7 şüpheli gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla çalışma başlattı. Örgüt mensubu olduğu değerlendirilen 7 kişinin yakalanması için 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 7 şüpheli sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal de incelemeye alındı. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı yeni haftada olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Temmuz ayındaki ara zammı görüşmek için 13 Haziran Salı günü toplanacak. Peki ilk toplantının gündeminde ne olacak? Pazarlıkta hangi formüller var? İzleyelim. 7 milyona yakın asgari ücretlinin gözü kulağı yeni haftada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak. Çünkü 13 Haziran Salı günü taraflar ara zammı görüşmek üzere ilk toplantısını yapacak. Asgari ücret doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olaraksa tüm çalışanları, hatta işsizlik maaşı alanları da ilgilendiriyor. Rakamın belirleneceği masada işçiyi Türk İş, işvereni ise TİSK temsil edecek. Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantıya ilk kez başkanlık edecek. Toplantıda genel ekonomik değerlendirme yapılması ve sonraki görüşmelere ilişkin takvimin belirlenmesi bekleniyor. Asgari ücrete Ocak ayında %54,66 oranında zam yapılmış, asgari ücret net 8506 liraya ulaşmıştı. Bu yılın ilk 5 ayında enflasyon oranı %15,26 olarak gerçekleşti. Beklenti bu rakamın üzerinde bir oran belirlenmesi. Zam oranı %20 olursa asgari ücret 10.207, %25 olursa 10.632, %30 olursa 11.057 liraya yükselecek. İşverene hali hazırda çalışan başına 400 lira doğrudan destek sağlanıyor. Yani asgari ücretin 400 lirasını devlet karşılıyor. Söz konusu desteğin süresi 30 Haziran'da sona erecek. Desteğin devamı için mecliste yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Komisyonun zam kararı, resmi gazetede yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyor. Yani Temmuz maaşının zamlı olabilmesi için tespit komisyonunun kararının en geç 30 Haziran'da yayımlanması gerekiyor. Kurban Bayramı tatiline denk geleceği için kararın daha önce alınması bekleniyor. O kararı ise yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.
Evet, asgari ücrete yapılacak ara zam merakla bekleniyor. 13 Haziran'da da görüşmeler başlayacak, masaya oturulacak. Peki 2020'den bugüne asgari ücrette nasıl bir değişim oldu? Rakamlara birlikte bakalım, daha net anlayalım. 2020 Ocak ayında asgari ücret 2324 TL idi. 2021 Ocak ayında bir yıl sonra asgari ücret 2825 TL oldu. 2022 Ocak ayında ise 4253 TL oldu asgari ücret. 2022'de bir ara zam görüyoruz. 2022 Temmuz'da 5500 oluyor asgari ücret ara zamla. 2023 Ocak'ta ise son olarak 8506 asgari ücretti. 2020'den bu yana böyle bir değişim gözlemleniyor. Bakalım 13 Haziran sonrası nasıl bir değişim olacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, istikrarlı büyüme için elimizden gelen gayreti göstereceğiz dedi. Yılmaz, gelir dağılımında adalet ve iyileştirme için yoğun bir çalışma içinde olduklarını söyledi. Ekonomi her zaman olduğu gibi birinci önceliğimiz olacak. Halkımızın refahını yükseltmek, son dönemlerde yaşanan pandemi nedeniyle, diğer nedenlerle oluşan bir takım sorunları aşmak ve İstikrar içinde büyümek için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz. Kabinemizdeki bütün arkadaşlarımızla birlikte uyum içinde, işbirliği içinde, koordinasyon içinde çalışacağız. Bir taraftan da büyüyen ekonomimizin nimetlerinden tüm toplumu adalet içinde yararlandırma gayreti içinde olacağız. Bu çerçevede gelir dağılımını daha da iyileştirmek, geniş toplumsal kesimlerin beklentilerini karşılamak, çalışanlarımızın, emeklilerimizin gelirlerinin enflasyon karşısında erimemesi için tedbirleri almak, bütün bunlar hükümetimizin gündemleri içinde yer alan konulardır. Bütün alanlarda, konut sektöründen enerjiye, gıdadan ulaştırmaya, altyapıya, teknolojik gelişmelere varıncaya kadar her konuda yeni atılımlarla, yeni projelerle yolumuza devam edeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir kez daha değişim çağrısı yaptı. Değişimin bütün muhalefet için elzem olduğunu belirten İmamoğlu, "Benim aday olduğum tek şey var. Ülkemizde aynen İstanbul'da olduğu gibi bir değişim." dedi. Bu değişimi var etmenin başta kendi partim olmak üzere bütün muhalefetin inşası yönünde elzem bir durum olduğunu ifade ettim ve etmeye devam ediyorum. Ben idealleriyle yaşayan bir insanım. İdeallerimin vücut bulduğu siyasi partimin de bu yönde adım atmasını ısrarla asla vazgeçmeden istemeye devam edeceğim. Değişim şarttır. Bu değişim noktasındaki fikrimde net olarak kararlıyım. Menzile yürüme hususunda net olarak kararlıyım. Asla kişilere bağlı bir düzenin değil, kalıcı bir demokrasi düzeninin bu ülkede var olması için bunun partimizde de var olması yönünde kararlıyım. Ekranlar üzerinden ya da televizyonlar üzerinden başta siyasi partimin genel başkanı veya diğer fertlerine mesaj yollamayı yanlış buluyorum. Benim aday olduğum tek şey var, ülkemizde aynen İstanbul'da olduğu gibi büyük bir değişim. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta öğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci 16 Haziran Cuma günü karne alarak yaz tatiline girecek. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezi depremler nedeniyle bir süre eğitime ara verilen 10 ildeki öğrencilere yönelik telafi programları ise 1 Ağustos, 1 Eylül'de uygulanacak. Yaz tatilinde öğretmenlere yönelik mesleği gelişim eğitimi Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden uzaktan eğitim ile yapılacak. Takvime göre LGS sonuçları 26 Haziran'da duyurulacak. Yüksek öğretim kurumları sınavı ise 17-18 Haziran'da yapılacak. Adana'da motosikletli şüpheliler ile polis ekiplerinin kovalamacası kaza ile sonuçlandı. Yunus ekibi takip sırasında bir otomobile çarparak ağır yaralandı. İki polis hastaneye kaldırıldı. Şüpheli takibi kazayla son buldu. Otomobile çarpan iki polis hastaneye kaldırıldı. Adana'da motosikletli iki kişi polisin dur ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.
Motosikletli Yunus ekibi de peşlerine düştü. Takip sırasında Yunus ekibi otomobille çarpıştı. Kazada iki polis memuru çarpışmanın etkisiyle ağır yaralandı. Motosikletli şüphelilerse kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ifadesi için polis merkezine götürüldü. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bursa'da damperi açık kalan kamyon üst geçide çarptı. Karşı şehirde geçen kamyon az daha faciaya neden olacaktı. Üst geçide damperi çarpıp karşı şeride geçti. Kamyonu fark eden sürücüler frene basıp kazadan kurtuldu. Bursa'da İnegöl'de seyir halinde olan afriyat kamyonu şoförü Mehmet K, damperin açık olduğunu fark etmedi. Kamyonun kasası köprülü kavşağa çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon kasası köprüde takılı kaldı. Kamyonsa karşı şeride geçip şarampole devrildi. Diğer sürücüler kazayı zamanında fark edip durmayı başardı. Yaralanan kamyon şoförü Mehmet K'yı sıkıştığı yerden itfaiye ekibi kurtardı. Yaralı şoför hastaneye kaldırıldı. Artvin'de kamyoneti ile birlikte Çoruh Nehri'ne düşen şoförü arama çalışması sürüyor. Nehrin debisi arttığı için dalgıçlar ilginç bir yöntemle suda arama yapıyor. Vince bağlandı, azgın akan nehre sarkıtıldı. Kayıp kamyonet şoförü böyle arandı. Kamyonet şoförü Zübeyir Topal, 23 Mayıs günü Artvin Şavşat'ta seyir halindeyken aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Topal, kamyonetle birlikte Çoruh Nehri'ne düştü. Kamyonete ulaşıldığında şoför içinde yoktu. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Çoruh Arama Kurtarma ve OPA Deniz Polisi'nden oluşan 40 kişilik ekip 3 haftadır kayıp şoförü arıyor. Çoruh Nehri'nin debisinin arttığı bölgelerde dalgıçlar farklı bir yönteme başvurdu. Vinçle suyun üzerine uzatılan dalgıçlar arama çalışmasını bu şekilde yaptı. Yapılan çalışmalara rağmen kayıp kamyonet şoföründen henüz bir iz bulunamadı. İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 3 farklı adrese yapılan operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı. Operasyon İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapıldı. 4 şüphelinin yasa dışı yollarla tarihi eser temin ettiği tespit edildi. Ekiplerin harekete geçmesiyle 3 farklı noktaya eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Roma ve Bizans dönemine ait olan 1100 yıllık olduğu saptanan İncil ele geçirildi. Şüphelilerin 1000 yıllık İncil'i 500 bin dolara satmayı planladığı belirlendi. Eserler incelenmek üzere İstanbul Yazma Eserler Başkanlığı'na gönderildi. Yakalanan 4 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi. İsrailliler tartışmalı yargı düzenlemesine karşı 5 aydır düzenledikleri protesto gösterilerine bu hafta da devam etti. On binlerce kişi yüzden fazla noktada sokağa çıktı. İsrail'deki yargı reformuna karşı protestolar 23. haftada da devam etti. Yüzden fazla noktada düzenlenen gösterilere yaklaşık 100 bin kişi katıldı. Protestoların merkezi bir kez daha Tel Aviv oldu. On binlerce protestocu Kaplan Caddesi'nde bir araya geldi. İsrail bayrakları taşıyan kalabalık Başbakan Netanyahu ve hükümetine karşı sloganlar attı. Gösterilerde yargı düzenlemesine ek olarak İsrail'deki Arap toplumunda giderek büyüyen organize suç sorunu öne çıktı.
Çoğu kentteki göstericiler, İsrail ile Araplar arasında yılbaşından bu yana hayatını kaybeden 101 kişi için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Tel Aviv'deki bazı İsrail işgali karşıtı protestocular da "İşgalle demokrasi olmaz" ve "Filistinlilerin hayatı önemlidir" yazılı pankartlar taşıdı. Netanyahu hükümetinin 5 Ocak'ta açıkladığı yargı reformu, yüksek mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını sağlayan düzenlemeler içeriyor. Bu nedenle de özellikle muhalefetin büyük tepkisini çekiyor. Protestoların büyümesinin ardından 27 Mart'ta ertelenen yargı reformunun yeniden meclise getirilmesi bekleniyor. Una Bomber olarak bilinen Ted Kaczynski, gerçekleştirdiği bombalı saldırılar nedeniyle kaldığı hapishanede ölü bulundu. 20 yıl boyunca aranan fakat bir türlü yakalanamayan Kaczynski 1996'da tutuklanmıştı. Una Bomber olarak bilinen, düzenlediği bombalı saldırılar nedeniyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ABD'li matematikçi Ted Kaczynski cezaevinde ölü bulundu. Açıklama, ABD Federal Cezaevleri Bürosu'ndan geldi. 81 yaşındaki Kaczynski'nin North Carolina eyaletinde kaldığı hapishanedeki hücresinde hareketsiz bulunduğu, hastaneye nakledilmesine rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Kaczynski, 1978 ile 1995 yılları arasında 3 kişinin ölümüne ve 23 kişinin yaralanmasına sebep olan 16 bombalı eylem gerçekleştirmişti. Kaczynski, ABD'de en fazla bombalı saldırı gerçekleştiren kişi olarak biliniyordu. 1995 yılında FBI tarafından Una Bomber olarak tanımlanmadan önce gazetelere el yazısıyla "Endüstriyel Toplum ve Geleceği" başlıklı bir manifesto göndermiş ve manifestonun yayınlanmaması halinde eylemlerinin devam edeceğini belirtmişti. Yaklaşık 20 yıl boyunca aranan Kaczynski, 3 Nisan 1995'te Montana'daki kulübesinde yakalanmış, ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, yüksek düzeyde uranyum zenginleştirdiklerini açıkladı. Nükleer programın askeri amaçlı olmadığını söyleyen İslami, hedef yaptırımların kaldırılmasını sağlamak dedi. İran, yüksek düzeyde uranyum zenginleştirdiğini duyurdu. Hedefin Batı'yı yaptırımları kaldırmaya zorlamak olduğu belirtildi. Açıklama İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami'den geldi. İran'ın İttilaat Gazetesi'ne konuşan İslami, ülkesinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini sürdürdüğünü belirtti. Meclisin 2020'de çıkardığı yasa uyarınca yüksek düzeyde uranyum zenginleştirmeye başladıklarına değinen İslami, yaptırımların kaldırılmasını sağlamak için yüksek saflıkta uranyum zenginleştirme işlemi yapıldı. Yasa koyucunun amacı, yaptırımları ortadan kaldırmak için stratejik bir eylemde bulunmaktı dedi. Nükleer anlaşma, İran'a 3,67 oranında uranyum zenginleştirme izni veriyor. ABD'nin 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından anlaşmadaki taahhütlerini durduran İran, nükleer bilim insanı Muhsin Fahrizade'ye yönelik suikast sonrasında Aralık 2020'de meclis tarafından çıkarılan yasa kapsamında %60 saflıkta uranyum zenginleştirdiğini duyurmuştu. Tahran'ın uranyumu %20 ve %60 saflıkla zenginleştirmesi batılı ülkelerde endişelere neden oluyor. Uranyumun %20 ve üzerinde zenginleştirilmesi, nükleer bomba elde etmeye imkan sağlayacak %90 saflıkta parçalanabilir uranyuma ulaşmak için önemli bir aşama olarak kabul ediliyor. İngiltere'de Prens William'ın doğum günü hazırlıkları için düzenlenen törende trompet çalan bir muhafız yüksek sıcaklıklara dayanamayarak baygınlık geçirdi. Bir süre elindeki trompetle yerde duran muhafız ayağa kalkmaya çalışırken sağlık ekiplerinin yardımıyla sedyeye alındı. İngiliz muhafız sıcağa dayanamadı. Atlı muhafızlar geçit töreni sırasında yere yığıldı. Görüntüler, Prens William'ın doğum günü töreni öncesi düzenlenen atlı muhafızlar geçit töreni provasında kaydedildi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da St. James's Park'ında düzenlenen ve binlerce kişinin izlediği tören sırasında trompet çalan bir muhafız yüksek sıcaklığa dayanamayarak baygınlık geçirdi. Bir süre elindeki trompetle yerde duran muhafız, ayağa kalkmaya çalışırken sağlık ekiplerinin yardıma koşmasıyla sedyeye alındı. Olayın ardından Prens William sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Bu sabah bu sıcaklıkta törene katılan her asker için çok teşekkür ederim. Şartlar çok zor ama hepiniz iyi bir iş çıkardınız" ifadelerini kullandı. Şimdi kısa bir ara. Evet, kısa bir aranın ardından ana habere devam ediyoruz. Dün İstanbul UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yaptı. Final nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda da tüm zamanların rekoru kırıldı. Dün tam 1594 iniş kalkış gerçekleşti havalimanında. Büyük finali izlemek için dünyanın dört bir yanından kalkıp İstanbul'a geldiler. Taraftarların yoğun ilgisi rekor getirdi. UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı için İstanbul'a taraftar akını yaşandı. En yoğun yerlerden biri de İstanbul Havalimanı'ydı. Talebi karşılamak için ek seferler konuldu. Özel jetler de İstanbul'a inmek için sıraya girdi. Bu yoğunluk beraberinde rekoru da getirdi. İstanbul Havalimanı tüm zamanların rekorunu kırdı. Cumartesi günü havalimanına 1594 iniş kalkış gerçekleşti. Yaz geldi, tatil planları çoktan başladı. Bu yıl otel fiyatları ise cep yakıyor. Özellikle çocuklu aileler tatilde ödeyeceği ücreti düşünüyor. Yapılan bir araştırmaya göre çalışanlar artık tatile gideceği günleri azalttı. Nedeni ise işte bu artan fiyatlar. Aynı tipteki odaların geçen yılki fiyatlarıyla bu yılki fiyatlarını karşılaştırdığımızda artış oranı %94. Bu artış tatil planı yapmak isteyenleri düşündürüyor. Beyaz yakalı çalışanlar tatil planında değişiklik yapıyor. Her sene tatile gider misin? Her sene giderim. Geçen sene bir haftalığına 4000 lira falan harcamıştım. Aynı yere gitsem en az 14000 lira diye düşünüyorum. Valla tatilde tatile harcadığımız parayı düşünürüz herhalde. Bir ankette çalışanlara tatil planlarıyla ulaşım tercihleri soruldu. Veriler tatilde tasarruf dönemi diyor. Tatilden değil ama tatilin gününden kısıldı. Ne kadar ayırdınız tatil bütçesine? Yani 2-3 gün için 6-7 bin lira. 1-2 yıl önce ne kadara mal oluyordu? Yani daha ucuza. Peki daha ucuza gelsin diye tatiliniz günden kıstınız mı? Evet, kıstım. Kaç günde aslında hayaliniz? Yani bir hafta. Bizde de öyle, hatta sıfırlara düştü. Ankete yansıyan verilere göre beyaz yakalı çalışanlar tatilde konaklama yapacağı süreyi düşürdü. 2022'de ortalama 8 gün konaklama yapan çalışanlar bu yaz için süreyi 5-6 günle sınırladı. Mutlaka tatil alınıyor ama gün sayısı düşürüldü. Lokasyon biraz daha yakına çekildi. Mesela şöyle ilginç bir data gözlemledik. Biz yaz tatil aramalarında İstanbul elbette hep ilk onda yer alır. Çünkü nüfus çok büyük ve İstanbul'da bir yerler tercih ediyor. Bu sene İstanbul top 10'da 5. sıraya kadar ilerledi. Bunun sebebi de yakın bölgelerde Şile, Ava, yakın bölgeler Sakarya, Sapanca nedeniyle ilk 10'a girdi bu sene. Ne kadar ortalama bir otel tatili? Yani 15 bini falan buluyor. Kaç gün? Yani 4 gün falan. Tatilci sadece günden kısmadı. Otel yerine apartlar, ev kiralama, eş, dost yazlığına alternatifleri arasına girdi. İstanbul'a geldik biz, Konya. Evet. Nerede konaklıyorsunuz burada? Şu anda geziyoruz. Bir yerimiz var, orada misafir yerde kalıyoruz. Hiç kimse hiçbir yere gidemiyor. Hepimiz kayınvalidemize ya da annemize gidip oturacağız. Çok pahalı ya. 15 günlük yerine 5 gün, 10 gün. Fiyatlar daha ucuz olsun diye ya da 5-6 ay öncesinden ayarlıyorlar. Samsun'da ağaçtan yola düşen karga yavrusu kazaya neden oldu. Bir sürücü kargaya çarpmamak için fren yaptı. Arkadan gelenler duramayınca zincirleme kaza meydana geldi. Thank you.
Polislerin yakalamaya çalıştığı bu yavru karga kazaya neden oldu. 3 araçta bulunanlar ölümden döndü. Samsun'da Barış Bulvarı'nda seyir halinde olan bir sürücü, ağaçtan yola düşen yavru kargayı fark edince bir anda yavaşladı. Ona çarpmamak için arkasındaki sürücü durdu. Aynı refleksi arkadaki diğer 2 aracın sürücüsü gösteremedi. Üç aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı. Yaralanan kadın ambulansa hastaneye kaldırıldı. Kazaya sebep olan yavru kargayı polis ekipleri yol kenarında yakaladı. Yara almadığı belirlenen karga parktaki bir ağacın dibine bırakıldı. Sanayi tesislerinin yoğun olduğu ve özellikle Çorlu Deresi'nin kirliliğiyle gündeme gelen Tekirdağ'da çevreyi kirleten 87 tesise 22 milyon lira ceza kesildi. Ancak tüm cezalara rağmen su kaynaklarındaki kirliliğin önüne geçilemediği görülüyor. Zehir solumaktan yıldık bıktık, akciğer kanseri olan bir sürü vatandaşımız var. Karışan atıklar nedeniyle rengi tamamen siyaha döndü. Çorlu Deresi çevreyi tehdit etmeye devam ediyor. Hala aynı koku, hala aynı akan, simsiyah, zehir akan bir dereyle karşı karşıyayız. Tekirdağ'da sanayi tesisleri çevre kirliliğine yol açıyor. Özellikle Ergene Nehri'ni besleyen kollardan biri olan Çorlu Deresi'ndeki kirlilik, çevre sakinlerinin hayatını zorlaştırıyor. Fabrika atıklarının karıştığı dere her geçen gün can çekişmeye devam ediyor. Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri yılbaşından bu yana il genelinde çevreyi, havayı ve suyu kirleten tesislere yönelik 625 denetimde bulundu. Denetimlerde kirliliğe neden olan 87 tesise 22 milyon 666 bin lira ceza uygulandı. 17 tesisinde faaliyeti durduruldu. Ben bu denetimlerin daha sık ve daha denetlenilebilir olması kanaatindeyim. Çünkü biz bu çevrede zehir solumaktan yıldık bıktık, akciğer kanseri olan bir sürü vatandaşımız var. Isparta'da bu yıl gül hasadı havaların geç ısınması nedeniyle geç başladı. Haziran ayı sonunda sezonun bitecek olması nedeniyle çiftçiler rekolteyi yüksek tutmak için yoğun mesai harcıyor. Toplanan gül yaprakları gül yağına dönüştürülüyor. Mart ayında yaşanan don, havanın geç ısınması hasadı geciktirdi. Isparta'da gül hasadı geç de olsa başladı. Sabah çok erken kalkmak zorundayız ve ıslığı oluyor, yağmuru oluyor, dikenleri var, arıları var. Ama dediğimiz gibi kazanç olarak da çok şükür bereketini veriyor. Dünya gül yağı ihtiyacının yarısından fazlasını tek başına karşılayan Isparta'nın Gönel ilçesinde gül hasadı başladı. Mart ayında yaşanan don hasadı geciktirmişti. Çiftçiler, geç başlayan hasat nedeniyle kalan 20 günü verimli geçirmek için çalışıyor. Ancak geçtiğimiz yıla göre bu yıl rekoltenin yarı yarıya düşük olması bekleniyor. Mahsulümüz bu yıl soğuk vurdu ama Allah bereket versin tekrar yenilendi ama geçen yılki hasat mümkündü yani olmayacak. Mahsulümüz zarara uğradı don yüzünden. Çiftçilerin topladığı gül yaprakları makineler eşliğinde basınç ve sıcağa maruz bırakılarak yağ dönüştürülüyor. Bir kazan aşağı yukarı 500 kilo gül yaprağı alır. 1,5 ton su alır. Bundan sonra günlük ortalama 4 tondan 1 kilo yağ çıkar. Artık kaç kilo, 40 ton gül işlediyseniz 10 kilo yağ elde edersiniz. Havaların serin gitmesinden dolayı sezonda biraz uzayacak gibi duruyor. İşlemlerin ardından elde edilen gül yağı, başta kozmetik sektörü olmak üzere birçok sektörde kullanılıyor. Isparta'da gül hasadı yapılırken Sakarya'da ise laboratuvar ortamında orkide yetiştiriliyor. Yetiştirilen orkideler Almanya ve Hollanda'ya ihraç ediliyor. Orkidelerden yıl boyunca 1,5 milyon euro gelir hedefleniyor. Tohumları, fideleri titizlikle hazırlanıyor. Uygun koşullarda üretilen orkideler yurt dışına ihraç ediliyor.
Sakarya'da Tarımsal Ürünler Üretim Mükemmeliyet Merkezi laboratuvar ortamında orkide yetiştiriyor. Uygun ortam ve koşullarda yetiştirilen orkideler Almanya ve Hollanda'da süs bitkisi olarak kullanılıyor. İhracattan gelir elde ediliyor. Bazı fidan, tohum gibi emtiayı artık ihraç eder pozisyondayız. Özellikle iç mekan süs bitkisi fidanlarını üretiyoruz Dokkültür Laboratuvarımızda ve ihraç etmeye başladık. Şu an itibariyle 390 bin liralık bir ihracatımız gerçekleşti. Fakat son derece verimli buldu karşı taraf. İhracatımız devam edecek. Sanıyorum bu yıl sonuna kadar, yani 2023 yılı sonuna kadar 1,5 milyon liralık ihracatımız gerçekleşecek. Laboratuvarda iç mekanda sergilenecek bitkilerin ihtiyaca göre üretimi de mümkün. Yerli üreticiye de imkan sağlanıyor. Biz tamamen ithalatı kestik. Yerli üreticiyi bu anlamda destekledik. Bu bizim için çok daha önemli. Antalya'nın Serik ilçesinde bir kır düğünü sivrisineklerin hedefi oldu. Konuklarının rahatsız olduğunu gören düğün sahibi belediyeden sinek ilaçlama aracı istedi. O araç düğüne bakın nasıl girdi. Gelinle damadı bekliyorlardı. Kır düğününü sivrisinek basınca onlardan önce ilaçlama aracı geldi. Antalya'nın Serik ilçesinde bir düğünde misafirler sivrisineklerden dolayı zor anlar yaşadı. Durum katlanılamaz hale gelince belediyeye haber verildi. Bölgeye ilaçlama aracı sevk edildi. Henüz gelinle damat yürümeden aracın kırmızı halıda ilaçlama yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çözüm sıra dışı olsa da kısa sürede etkisini gösterdi. İlaçlamanın sona ermesiyle düğün kaldığı yerden devam etti. Estetik temasıyla bu yıl ilki düzenlenen İbn Haldun Akademi'nin 2023 programı sona erdi. Kapanış programında teşvik ödülleri sahiplerini buldu. Üniversitemiz öğrencisi olmayan lise üniversite öğrencilerine yönelik de İbn Haldun Akademi çalışmasını başlattık. 29 Nisan'da başladı, 6 hafta sürdü. İbn Haldun Akademi'nin 2023 programı sona erdi. Estetik temasıyla bu yıl ilki düzenlenen İbn Haldun Akademi'ye ilgi yoğundu. Estetik esasında güzellik duygusu, güzel yapmak, güzel konuşmak, güzel giyinmek, güzel bakmak, her şeyin güzelliğini yapmak. Hatta bir hadis-i şerif var. Allah yaptığı işi güzel yapanı sever. Akademiye Türkiye'nin dört bir yanından üniversiteli gençler katıldı. Programın kapanış töreni Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yeşilkaya, Habertürk TV Spikeri Mehmet Akif Ersoy ve Habertürk yazarı Kemal Öztürk de oradaydı. İbn Haldun Akademi'nin bu dönemki seminerlerine hem uzaktan hem fiziki katılımla binlerle gencimizin katıldığına şahit olduk. Çok ciddi, olumlu geri dönüşler aldık. Ümit ediyorum ki her geçen sene daha da artan bir katılımla, daha da artan bir teveccühle İbn Haldun Akademi devam edecek. Kapanış töreninde 5 kategoride teşvik ödülleri sahiplerini buldu. Vefa ödülü ise Hattat Hüseyin Kutlu'nun oldu. İstanbul hafta sonu su sporlarına doydu. Şehrin ilk su sporları merkezi olan Haliç Su Sporları Merkezi, uluslararası kürek yarışlarının finaliyle açıldı. 96 ekipten 500 sporcunun yarıştığı şampiyona görülmeye değerdi. Nasıl geçti yarış? Çok keyifliydi, çok mutlu olduk. Benim hayatımdaki en güzel yarıştı. 21 kulüp, 96 ekip, 500 sporcu. Hepsi kazanabilmek için küreğe asıldı. İstanbul'un altın boynuzu Haliç, uluslararası kürek yarışmasına ev sahipliği yaptı. Siz nereden katılıyorsunuz yarışa? Kocaeli, İzmit. Kocaeli'den katılıyorum. Kaç kişi yarışıyor? 7 ekibimiz var, yani 24-25 sporcu ile katılıyoruz. Ekip yaklaşık 2 senedir
antrenmanlara aralıksız devam ediyor. Cumartesi günü elemelerin yapıldığı yarışta pazar günü final heyecanı vardı. Ciddi de bir kız kardeş popülasyonuyla hazırlandık. Hazırız. Heyecanlıyız tabii ki. Yarış yeni yapılan Haliç Su Sporları Merkezi'nden başladı. Yarışmacılar un kapanına kadar gidip döndü. Yarışmanın ilk günü 500 kişiden oluşan 96 ekip finale kalabilmek için mücadele etti. Final günü ise 79 ekip birinci olabilmek için kürek çekiyor. 6 kilometrelik bir parkurla yarıştık. Arkadaşlarla birlikte epey emek sarf ettik, ter döktük. Büyükler kategorisinde kadınlarda ikinci olduk. Gerçekten çok güzel bir yarıştı. Organizasyon da çok güzel. Yarışmacılar Haliç'in tarihi, doğası ve eşsiz manzarasına karşı hem spor yaptılar hem de keyifli vakit geçirdiler. Yarış çok güzeldi, keyifliydi. Sıcak biraz yordu. Şehrin ilk su sporları tesisini yapmış olmak bize mutluluk veriyor. İstanbul'da 79 tane kulüp var. Buranın antrenman alanlarını, kayıkhanelerini kullanmak üzere hepsini bekliyoruz. 18 Guinness Dünya Rekorum var. 3 okyanusu küreklemiş ilk kişi benim dünyada. Olimpiyatlarda ya da dünya şampiyonalarında boy göstermek için böyle tesisler şart. Kadınlarda altın boynuz, erkeklerde Galatasaray kürek takımı birinci oldu. Dereceye giren takımlara ödülleri törenle verildi. İstanbul'da düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde gülen taraf Manchester City oldu. Taraftarlar şampiyonluğu Taksim Meydanı'nda kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir mesaj yayınlayıp Manchester City takımını tebrik etti. Hakem düdüğü çaldı. Büyük finalin kazananı Manchester City oldu. Taksim Meydanı'nda Manchester City'ye destek veren taraftarlar coşkulu bir kutlama imza attı. İstanbul 18 yıl sonra bir kez daha UEFA Şampiyonlar Ligi final maçına ev sahipliği yaptı. İngiliz ve İtalyan taraftarlar büyük final için İstanbul'a akın etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da maçı devlet başkanları ile birlikte izledi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gülen taraf tek golle İngiliz takımı Manchester City oldu. Manchester City tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. İlkay Gündoğan takımıyla zafere ulaşarak Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan ilk Türk futbolcu oldu. Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise kupayı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Taksim Meydanı'nda toplanan taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Şampiyonluğa ulaşan Manchester City takımını tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Dünyaca ünlü keman virtüözü, emekli Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçısı Suna Kan, 87 yaşında hayatını kaybetti. Kan için yarın Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın tarihi binasında tören düzenlenecek. Dünyaca ünlü keman virtüözü Suna Kan, 87 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kan'ın vefat haberini yakın dostu Gülsin Onay duyurdu. Onay, "Büyük bir müzisyenimizi, yakın dostumu ve yeri doldurulamaz değerli kemancımızı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim," dedi. Suna Kan için Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da bir açıklama yaptı. Orkestramızda 44 yıl boyunca solist sanatçı unvanıyla çalışarak dünyanın dört bir yanında üstün başarılarıyla ülkemizi temsil eden Profesör Doktor Suna Kan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz ifadeleri kullanıldı. Kan için ilk tören Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın tarihi binasında gerçekleştirilecek. Cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda öğle namazına mütakip düzenlenecek törenin ardından defnedilecek. Suna Kan, 1936'da Adana'da dünyaya geldi. Keman derslerine 5 yaşında babası Nuri Kan'la başladı. 9 yaşında verdiği konserinde Mozart'ın 5. keman konçertosunu icra etti. Kan, 1948'de Edil Biret'le Harika Çocuklar Yasası kapsamında Paris'e gönderildi. Konservatuarı 1952'de birincilikle bitirdi. Pek çok uluslararası yarışmada derece aldı. Devlet sanatçısı unvanına sahip olan Suna Kan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda da uzun yıllar baş kemancı ve solist sanatçı olarak görev yaptı.
Sağlık sorunları nedeniyle Mayıs 2017'de sahnelere ara verdiğini duyuran Kan, kemanın kutusunu şimdilik bu dünyadan gidinceye kadar kapattım demişti. Hollywood'un ünlü aktörü Johnny Depp ve arkadaşlarının müzik grubu Hollywood Vampires, Türkiye'deki ilk konserini gerçekleştirdi. Gelirinin 6 Şubat depremzedelerine verileceği İstanbul'daki konsere katılım yoğun oldu. Işıklar, sahne şovları ve sahne performanslarıyla ortalığı kasıp kavurdular. Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp ve rock müziğin yıldız isimlerini bir araya getiren Hollywood Vampires grubu İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Ayak bileğindeki sakatlığa rağmen konsere çıkan Depp başarılı performansıyla kulakların pasını sildi. Çok heyecanlıyız. Zaten ben bunu 2 yıldan beri hatta 3 yıldan beri bekliyorum. İlk açıklığından beri sonunda buluşabildik. Konserde I Want My Now gibi birçok sevilen parçalarını seslendiren gruba hayranları da eşlik etti. Grup konser gelirlerini 6 Şubat depreminde zarar görenler için bağışladı. Çoğu arkadaşımız, benim arkadaşlarım da dahil depremden çok zarar gördüler. Ailelerini kaybedenler oldu. O yüzden bunu duyduğuma çok sevindim. Onların da yardımlara ihtiyaçları var tabii ki. Hollywood yıldızı Johnny Depp, rock müziğin yıldızlarından Alice Cooper, en ünlü gitaristlerden Joe Perry ve Tommy Henriksen'in üyesi olduğu Hollywood Vampires konser turuna devam edecek. Ana Haber'in ikinci bölümünü de bu haberle noktalıyoruz. Saat başında yeniden görüşmek üzere. Evet, Habertürk ekranlarından yeniden merhabalar. Ana Haber Bülteni'nin 3. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde terör örgütü PKK-YPG tarafından kullanılan sözde karargah imha edildi. İlk belirlemelere göre ikisi sözde yönetici 7 terörist etkisiz hale getirildi. Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Terör örgütü PKK-YPG'nin Fırat Kalkanı Cibrin Üs bölgesiyle Öncü Pınar polis yerleşkesine yönelik saldırılarına karşılık verilmiş 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir ifadeleri kullanıldı. Açıklamada teröristlerin saldırı girişimlerini hiçbir zaman karşılıksız bırakmayan Mehmetçik, teröristlere ait birçok hedefi etkili şekilde vurmaya devam etmektedir denildi. Kilis'teki Öncü Pınar sınır kapısı bölgesine Suriye'nin kuzeyinden YPG-PKK'lı teröristlerce 5 roket atıldı. Suriye'nin kuzeyindeki YPG-PKK'lı teröristler tarafından atılan roketler Öncü Pınar sınır kapısı bölgesindeki boş araziye isabet etti. Saldırıyla ilgili bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. İçişleri Bakanlığı da atılan roketlerle ilgili açıklama yaptı. Çok namlulu roket atar saldırısı nedeniyle herhangi bir can kaybımız ve yaralımız bulunmamaktadır. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir ifadeleri kullanıldı. Ankara'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı. Araçlar sele kapıldı. Araçlarında mahsur kalanlar itfaiye ekipleri ve vatandaşlarca kurtarıldı. Cadde ve sokaklar birkaç dakika içinde göle döndü. Araçlar suya kapıldı. Başkent Ankara'nın genelinde etkili olan sağanak nedeniyle rögarlar taştı, birçok caddeyi su bastı. Metrekareye dakikalar içinde düşen yağış miktarı 44 kilogramı aştı.
Çankaya ilçesindeki Yenişehir Kapalı Pazar önünde biriken su nedeniyle bazı araçlar sürüklendi. Sağanak nedeniyle Sıhhiye'de sel bastı. Sel suları o derece kuvvetliydi ki bir aracı kaldırarak kaldırım demirine oturmasına neden oldu. Otomobillerinde mahsur kalan, aralarında çocukların da bulunduğu bazı vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Şiddetli sağanak nedeniyle dükkan ve iş yerlerini de su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. Yağıştan Ankara metrosu da nasibini aldı. Yağmur suyu raylara şelale gibi aktı. Bazı sokaklarda ise çöp konteynerleri sürüklendi. Maraşal Fevzi Çakmak Caddesi, Sığiye ve Çetinemeç Bulvarı'nda da biriken su nedeniyle araç sürücüleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kazım Karabekir, Gazi ve Ankara Tren Garı alt geçitleri önlem amacıyla araç trafiğine kapatıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sağanak ve dolu nedeniyle Ankara Çayı'nın tam kapasiteye ulaştığını, hatta taşma noktasına geldiğini söyledi. Bu durumun altyapı hatlarını doldurduğunu ve deşarj sürecini uzattığını belirten Yavaş, 1402 araç ve 3866 personelle sahada olduklarını kaydetti. Başkent Ankara'da yağışların hafta başında da etkili olacağı belirtiliyor. Sağanak yağış Konya'da da etkili oldu. Su baskınları meydana geldi. Cadde ve sokaklar göle döndü. Sağanak özellikle Beyşehir ilçesinde etkili oldu. Devlet Hastanesi'ne ulaşımı sağlayan Özdilek Caddesi'nde sağanakla birlikte adeta ırmağı andıran görüntüler oluştu. Köprübaşı Caddesi de göle döndü. İlçe genelinde birçok cadde ve sokakta su baskını yaşandı. İtfaiye ekipleri su tahliyesi için çalışma başlattı. Havaların ısınmasıyla birlikte orman yangını haberleri de peş peşe gelmeye başladı. Muğla Fethiye'de çıkan orman yangını korkuttu. Yangın Fethiye Göcek Taşbaşı mahallesi yakınlarında çıktı. Dumanları fark edenlerin ihbarıyla ekipler harekete geçti. Yangına iki arazöz, bir su ikmal aracı ve bir ilk müdahale aracı ile karadan, iki helikopter ve iki uçak ile de havadan müdahale edildi. Yangın büyümeden söndürüldü. 5 dekar alanın yangından etkilendiği tespit edildi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor. Mecliste yemin ederek yeni dönemine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan geleneği bozmadı. Erdoğan seçildikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'a yapacak. Gelenek bozulmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden seçilmesinin ardından ilk yurt dışı seyahatini Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni haftada Lefkoşa ve Bakü'ye gidecek. Pazartesi günü KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel'le bir araya gelecek. Baş başa görüşme ve çalışma yemeğinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Tatar'la ortak basın toplantısı düzenleyecek. Görüşmelerde Kıbrıs konusunda atılacak adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunulması ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Erdoğan, Lefkoşa'daki temaslarını tamamladıktan sonra 13 Haziran Salı günü ise Azerbaycan'a geçecek. Ziyaret kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak. İkili ilişkilerin yanı sıra işbirliği alanlarının geliştirilmesi için atılacak adımlar masaya yatırılacak. Görüşmelerde bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü ile telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı olarak yapıldı. Şükrü'nün mevkidaşı Fidan'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik ettiği belirtildi. Fidan ve Şükrü'nün ikili ilişkileri de ele aldığı kaydedildi. 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası kurulan kabinede Dışişleri Bakanlığı'na getirilen Fidan, 5 Haziran'da görevi Selefi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devralmıştı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta meclis başkan vekilleri, meclis idare amirleri ve ihtisas komisyonları üyeleri genel kurulda ilan edilecek. Komisyonlar toplanarak başkan, başkan vekili ve sözcü seçimleri yapılacak. Siyasi parti liderleri de seçim arasından sonra grup kürsüsünden vatandaşlara seslenecek. Meclis Başkanlık Divanı üyeleri genel kurulda duyurulacak. Komisyon başkanları belirlenecek. Liderler de yeniden grup kürsüsünden seslenecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi yoğun bir haftaya giriyor. Meclis Genel Kurulu Salı günü Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak. 28. dönemde görev yapacak Başkanlık Divanı üyeleriyle partilerin belirlediği komisyon üyelerinin isimleri genel kurulda okunacak. Başkanlık Divanı üyeleri Meclis Başkanı, 4 Meclis Başkan Vekili, 5 İdare Amiri ve Katip üyelerden oluşacak. Ebediyete irtihal eden... Mecliste grubu bulunan 5 siyasi parti, AK Parti, CHP, MHP, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ve İYİ Parti'nin bildirdiği komisyon üyelerinin isimleri genel kurulda okunduktan sonra ihtisas komisyonları da aynı gün toplanarak başkan, başkan vekili ve sözcü seçimleri yapılacak. Seçim arasının ardından siyasi partilerin grup toplantıları da yapılacak. Salı ve çarşamba günü liderler grup kürsüsünden mesajlarını paylaşacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türk Boğazları'ndan geçen uluslararası gemilerden alınan ücretlerde 1 Temmuz itibariyle artış yapılacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, altın frank üzerinden belirlenen boğaz geçiş ücretlerinin belirlenmesinde kullanılan net tonbaşı biriminin 4,42 dolara yükseltildiğini duyurdu. 1983'ten 2022'ye kadar bu ücrete zam yapılmadığını hatırlatan Uraloğlu, 7 Ekim 2022'de Cumhurbaşkanlığı kararı ile bu ücretlerde güncelleme yaparak gemilerden net tonbaşına alınan ücreti 4,08 dolara çıkardık. Bu ücreti 1 Temmuz'dan itibaren 4,42 dolar olarak yeniden güncelliyoruz. Yapılan bu artışla ülkeye döviz girişini artıracak tarihi bir adım atıyoruz, dedi. İstanbul Beşiktaş'ta 15 yolcusu bulunan yat su aldı. Kaptan yolcularını tahliye ettikten hemen sonra ise yat battı. Kiralık bir yat bebek iskelesinden 15 yolcu alıp boğaza açıldı. Kaptan bir süre sonra yatın su aldığını fark etti. Hemen iskeleye geri döndü. 15 kişi güvenli şekilde tahliye edildikten sonra yat battı. Olay yerine çağrılan vinç ile battığı yerden çıkartılan yattaki su ise tahliye edildi. İstanbul Başakşehir'de iki telli organize sanayi bölgesindeki fabrikada çıkan yangın bir türlü söndürülemedi. 6 katlı bina adeta küle döndü. Binanın bazı kısımları ise çöktü. Altı katlı fabrika alevlere teslim oldu. Yangın sırasında binada yaşanan çökmeler paniği artırdı. Dün akşam 4 sularında çıktığını söyledi. Geldiğimde yangın devam etmekteydi. İstanbul Başakşehir'deki iki telli organize sanayi bölgesinde 6 katlı bir fabrikanın çatısında yangın çıktı. Mobilya, kırtasiye, gıda, plastik ve tekstil gibi farklı üretim alanlarının bulunduğu fabrikadaki yangın kısa sürede büyüdü. İstanbul'un birçok ilçesinden gelen itfaiye ekipleri gece boyunca alevleri söndürmek için uğraşsa da yangın kontrol altına alınamadı. 6 katlı fabrika binasında çıkan yangın ikinci günün sabahında da devam ediyor. Kumaş üretiminin yapıldığı bölümde de kısmi bir çökme yaşandı. Bir kırtasiye atölyesinde kalem talaşından çıkan bir kaynak yapılıyormuş. Oradan talaşa sıçıyor, talaştan da kumaşa atlıyor ve yangın başlıyor. Yanabilecek her türlü madde kimyasal, var. Kimyasal maddeler var. Alevler alt katlara da yayıldı. Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için saatlerce uğraştı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Trabzon'da bir yorgun mermi vakası daha yaşandı. Bahçede arkadaşlarıyla oynayan 9 yaşındaki bir çocuk başına isabet eden kurşunla yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumu ciddiyetini koruyor. Arkadaşlarıyla oynuyordu. Bir anda yere yığıldı. Gerçek hastanede ortaya çıktı. Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Keremcan Özdemir oturduğu sitenin parkında arkadaşlarıyla oyun oynuyordu. Küçük çocuk birden yere düştü.
Ağzından kan geldiğini gören arkadaşları ailesine haber verdi. Keremcan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Herkes başını bir yere çarptığını sanıyordu. Tomografi çekilince işin aslı ortaya çıktı. Durgun mermi olayını hastanede öğrendik. Biz zannediyorduk ki bisiklet tarzı bir araca çarpışılmış. O şekilde öğrendi. Yani burada o yorgun mermi girdiğini öğrendik beynine. Yorgun mermiyle yaralanan küçük çocuğun durumu ciddiyetini koruyor. Kurşuna müdahale edilemiyor. Edilemeyecek yere kadar inmiş. İçimiz yanıyor. İnşallah kimsenin çocuğunun başına böyle acı bir olay gelmez. Polis silah ateşleyen kişiyi arıyor. İstanbul'da bir akaryakıt istasyonunda alışveriş tartışmasında az daha kan dökülecekti. Müşteri evinden getirdiği pompalı tüfekle korku dolu anlar yaşattı. Kasiyerle tartıştı, eve gidip pompalı tüfek aldı. Dönüp herkese ecel telleri döktürdü. Olay İstanbul Eyüp Sultan'da bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. İstasyonun marketinden alışveriş yapan bir müşteri kasiyerle alışveriş fişi nedeniyle tartıştı. Silibi diyor ben diyor almıyorum diyor. Alıyor fırlatıyor diyor al çöpe at. Hani marketçi de diyor ki al diyor silibin lazım olur hani değişim falan olursa. Müşteri öfkeyle çıktı. Bir süre sonra pompalı tüfekle geri döndü. Tüfeği kasiyere doğrultup tehdit etti. O sırada markette bulunan bir polisle market çalışanları eli tüfekli kişiyi güçlükle etkisiz hale getirdi. Saldırgan olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul Beylikdüzü'nde bir restoranda kız arkadaşına bağıran gence bir müşteri tepki gösterdi, ortalık birbirine girdi. Restoranda bir çift arasında tartışma çıktı. İddiaya göre gencin kız arkadaşına bağırmasından rahatsız olan bir müşteri olaya müdahale etmek istedi. Müşteri ile genç arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Araya restoran müdürü ve diğer müşteriler girdi. Ortalığın birbirine girdiği kavga güçlükle sona erdirildi. İstanbul'da Şile yolunda bir motosiklet sürücüsü viraja yüksek hızla girince kaza kaçınılmaz oldu. Kaza anı sürücünün kask kamerasına yansıdı. Motosikletin sınırlarını zorladı. Viraja sert girince dengesini kaybetti. Metrelerce sürüklendi. İstanbul'da Şile yolunda motosikletiyle seyir halinde olan Zafer Yılmaz virajı hızlı almaya çalıştı. Motosikleti yatırmasıyla düşmesi bir oldu. Yol kenarına doğru metrelerce sürüklendi. O esnada kaskındaki kamera kazayı kaydetti. Sınırları zorladım. 80 km hızla giderken motosikleti fazla yatırdığım için ayak koyduğumuz pek kısmı yere sürttü. Tahminimce bu nedenden dolayı lastiklerden bir tanesi bıraktı ve düştüm. Yılmaz'ın motosikleti yol kenarında bulunan ağaca çarparak maddi hasar aldı. Kendisi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Motosiklet bu süratle düşerken orada tek bir tane bulunan ağaca vurdu. Ben ise ağacın yanına taklatarak düştüm. Eğer ağaca vuran motosiklet değil de ben olsaydım büyük ihtimal vuran çarpan kısımlardaki kemiklerimin hepsi kırılacaktı. Bu şiddetli kazayı çok ufak sıyrıklarla atlattığım için şanslıyım. Antalya'da bir apartmana giren hırsız kapıların önündeki ayakkabıları çaldı ancak tercihi sadece marka ayakkabılar oldu. Çaldığı ayakkabıları bulduğu bebek arabasına koyan hırsızın görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı. Apartmana girdi, seçip beğenip çaldı. Kameramızda olmasına rağmen hırsız geldi, ayakkabıları, kızım bir altımda oturuyor, kızımın bebek arabası, yani komple soydu gitti bizi. Antalya'da bir apartmana giren hırsız, kapı önlerine bırakılan çok sayıda ayakkabıyı elindeki çuvala koydu. Özellikle marka ayakkabıları tercih etti. Hırsız çuvalı taşıyamayacağını fark edince, bu kez apartmanda bulduğu bebek arabasını gözüne kestirdi. Onu da alan hırsız, gözden kayboldu.
Hırsızlık anları baştan sona apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Daha önce olmamıştı. Öyle bir şey yaşamamıştık. İlk defa yaşadık. Yani ben hala şokunu atlatamadım. Yani bunu yapan her şeyi yapabilir. Apartman sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kamera kayıtlarını inceleyip şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Antalya'nın Serik ilçesinde bir kır düğünü sivrisineklerin hedefi oldu. Konuklarının rahatsız olduğunu gören düğün sahibi belediyeden sinek ilaçlama aracı istedi. O araç düğüne bakın nasıl geldi. Gelinle damadı bekliyorlardı. Kır düğününü sivrisinek basınca onlardan önce ilaçlama aracı geldi. Antalya'nın Serik ilçesinde bir düğünde misafirler sivrisineklerden dolayı zor anlar yaşadı. Durum katlanılamaz hale gelince belediyeye haber verildi. Bölgeye ilaçlama aracı sevk edildi. Henüz gelinle damat yürümeden aracın kırmızı halıda ilaçlama yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çözüm sıra dışı olsa da kısa sürede etkisini gösterdi. İlaçlamanın sona ermesiyle düğün kaldığı yerden devam etti. Yaz geldi, tatil planları çoktan başladı. Bu yıl otel fiyatları ise cep yakıyor. Özellikle çocuklu aileler tatilde ödeyeceği ücreti düşünüyor. Yapılan bir araştırmaya göre çalışanlar artık tatile gideceği günleri azalttı. Nedeni ise artan fiyatlar. Aynı tipteki odaların geçen yılki fiyatlarıyla bu yılki fiyatlarını karşılaştırdığımızda artış oranı %94. Bu artış tatil planı yapmak isteyenleri düşündürüyor. Beyaz yakalı çalışanlar tatil planında değişiklik yapıyor. Her sene tatile gider misin? Her sene giderim. Geçen sene bir haftalığına 4 bin lira falan harcamıştım. Aynı yere gitsem en az 14 bin lira diye düşünüyorum. Valla tatilde tatil harcadığımız parayı düşünürüz herhalde. Bir ankette çalışanlara tatil planlarıyla ulaşım tercihleri soruldu. Veriler tatilde tasarruf dönemi diyor. Tatilden değil ama tatilin gününden kısıldı. Ne kadar ayırdınız tatil bütçesine? Yani 2-3 gün için 6-7 bin lira. 1-2 yıl önce ne kadara mal oluyordu? Yani daha ucuza. Peki daha ucuza gelsin diye tatiliniz günden kıstınız mı? Evet kıstım. Kaç günde aslında hayaliniz? Yani bir hafta. Bizde de öyle, hatta sıfırlara düştü. Ankete yansıyan verilere göre beyaz yakalı çalışanlar tatilde konaklama yapacağı süreyi düşürdü. 2022'de ortalama 8 gün konaklama yapan çalışanlar bu yaz için süreyi 5-6 günle sınırladı. Mutlaka tatil alınıyor ama gün sayısı düşürüldü. Lokasyon biraz daha yakına çekildi. Mesela şöyle ilginç bir data gözlemledik. Biz yaz tatil aramalarında İstanbul elbette hep ilk onda yer alır. Çünkü nüfus çok büyük ve İstanbul'da bir yerler tercih ediyor. Bu sene İstanbul top 10'da 5. sıraya kadar ilerledi. Bunun sebebi de yakın bölgelerde Şile, Ava, yakın bölgeler Sakarya, Sapanca nedeniyle ilk 10'a girdi bu sene. Ne kadar ortalama bir otel tatili? Yani 15 bini falan buluyor. Kaç gün? Yani 4 gün falan. Tatilci sadece günden kısmadı. Otel yerine apartlar, ev kiralama, eş, dost yazlığına alternatifleri arasına girdi. İstanbul'a geldik biz, Konya. Evet. Nerede konaklıyorsunuz burada? Şu anda geziyoruz. Bir yerimiz var. Orada misafir yerde kalıyoruz. Hiç kimse hiçbir yere gidemiyor. Hepimiz kayınvalidemize ya da annemize gidip oturacağız. Çok pahalı ya. 15 günlük yerine 5 gün, 10 gün. Fiyatlar daha ucuz olsun diye ya da 5-6 ay öncesinden ayarlıyorlar. Farklı ülkelerde yaşayan 10 aile karavanlarıyla yola çıkıp Türkiye'de buluştu. Türkiye turuna çıkan 20 turist şehir şehir gezip doğanın ve tarihi mekanların tadını çıkarıyor. Hoş bulduk. Almanya, İsviçre ve Avusturya'dan karavanlarıyla yola düştüler. Türkiye'de buluşup tura çıktılar. Farklı ülkelerde yaşayan 10 aile karavanla seyahate çıkmaya karar verdi. Türkiye'nin eşsiz doğası ve tarihi mekanlarını merak eden aileler rotayı Türkiye'ye çevirdi. 7 coğrafi bölgede birçok kente uğrayan 20 turistin son durağı Kastamonu oldu. Hanımefendi der ki buradaki mükemmel yemek için bize burada yemekte göstermiş oldukları misafirperverlik için çok teşekkür ediyoruz. Harika bir yemek yedik. Gittikleri yerlerde yöre halkıyla da sıcak ilişkiler kuran karavancılar hallerinden memnun. Tarihi yerlerden, aynı zamanda gezmiş olduğumuz doğal güzelliklerden, insanların sıcakkanlılığından, güler yüzlülüğünden çok etkilendik.
İlk kez Türkiye'ye gelen karavancılar doğal güzellikler karşısında büyülendi. İnanılmaz bir ülkeyle karşılaştım. Özellikle coğrafyası beni çok etkiledi. Truva'dan başladık, Ege'yi gezdik. Ege'den sonra Akdeniz'e indik. İç Anadolu, Kapadokya bir anda kendimize 5000 metrelik dağların arasında bulduk. Karavancıların Türkiye gezisi İstanbul'da son bulacak. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, tarım nüfusundaki yüksek yaş ortalamasına dikkat çekti. Gençlerin kırsaldan ve tarımdan uzaklaşmasının ülke tarımını risk altında bıraktığını söyledi. Bayraktar, gençlerin tarıma yönelmelerinin sağlanması için çağrıda bulunduğu politika önerilerini paylaştı. Tarımda çalışan nüfusun yaş ortalaması tarımı olumsuz etkiliyor. Genç nüfus sürekli azalıyor ve kırdan göçüyor. Gençleri tarımsal üretime sevk edecek doğru politikalar uygulanmaz ve ciddi teşvikler verilmezse uzun vadede ülkemizin gıda az güvenliği üzerinde ciddi riskler oluşacaktır. Yaşlanan çiftçi nüfusunun gıda güvenliği riski oluşturduğunu söyledi. Gençlerin tarıma teşvik edilmesi için çağrıda bulundu. Genç nüfusun tarıma dönüşünün yollarını aramalıyız. Bunun için başta kırsal kalkınma desteklerinin yanında çiftçi gelirlerinin artırılması, diğer sektör gelirlerine yaklaştırılması gerekiyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği verilerine göre çiftçi nüfusu yaşlanıyor. Aktif olarak çiftçilik yapan erkek nüfusunun yaş ortalaması 57,7 iken, kadınlarda yaş ortalaması 60,1 seviyesinde. Tüm çiftçilerin yaş ortalaması ise 58,1 olarak hesaplanıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çiftçilerde yaş ortalamasının yükselmesi nedeniyle ülke tarımının risk altında olduğunu belirtti. Gençlerin tarıma yönelmelerini sağlamak için politika önerilerini paylaştı. Kırsal bölgelerde ekonomik getirisi olan faaliyetler de artırılmalıdır. Kırsal alanlarda tarıma dayalı sanayiye yönelik yatırımların desteklenmesiyle tarımsal ürünlerde katma değer sağlanması ve yeni iş imkanlarının yaratılması büyük önem taşıyor. Isparta'da bu yıl gül hasadı havaların geç ısınması nedeniyle geç başladı. Haziran ayı sonunda sezonun bitecek olması nedeniyle çiftçiler rekolteyi yüksek tutmak için yoğun mesai harcıyor. Toplanan gül yaprakları gül yağına dönüştürülüyor. Mart ayında yaşanan don, havanın geç ısınması hasadı geciktirdi. Isparta'da gül hasadı geç de olsa başladı. Sabah çok erken kalkmak zorundayız ve ıslığı oluyor, yağmuru oluyor, dikenleri var, arıları var. Ama dediğimiz gibi kazanç olarak da çok şükür bereketini veriyor. Dünya gül yağ ihtiyacının yarısından fazlasını tek başına karşılayan Isparta'nın Gönel ilçesinde gül hasadı başladı. Mart ayında yaşanan don hasadı geciktirmişti. Çiftçiler, geç başlayan hasat nedeniyle kalan 20 günü verimli geçirmek için çalışıyor. Ancak geçtiğimiz yıla göre bu yıl rekoltenin yarı yarıya düşük olması bekleniyor. Mahsulümüz bu yıl soğuk vurdu ama Allah berkat versin tekrar yenilendi ama geçen yılki hasat mümkündü yani olmayacak. Mahsulümüz zarara uğradı don yüzünden. Çiftçilerin topladığı gül yaprakları makineler eşliğinde basınç ve sıcağa maruz bırakılarak yağ dönüştürülüyor. Bir kazan aşağı yukarı 500 kilo gül yaprağı alır. 1,5 ton su alır. Bundan sonra günlük ortalama 4 tondan 1 kilo yağ çıkar. Artık kaç kilo 40 ton gül işlediyseniz 10 kilo yağ elde edersiniz. Havaların serin gitmesinden dolayı sezonda biraz uzayacak gibi duruyor. İşlemlerin ardından elde edilen gül yağı başta kozmetik sektörü olmak üzere birçok sektörde kullanılıyor. Dünyaca ünlü keman virtüözü, emekli Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçısı Suna Kan, 87 yaşında hayatını kaybetti. Kan için yarın Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın tarihi binasında tören düzenlenecek. Dünyaca ünlü keman virtüözü Suna Kan, 87 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kan'ın vefat haberini yakın dostu Gülsin Onay duyurdu. Onay, büyük bir müzisyenimizi, yakın dostumu ve yeri doldurulamaz değerli kemancımızı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim dedi. Suna Kan için Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da bir açıklama yaptı.
Orkestramızda 44 yıl boyunca solist sanatçı unvanıyla çalışarak dünyanın dört bir yanında üstün başarılarıyla ülkemizi temsil eden Profesör Doktor Sunakan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz ifadeleri kullanıldı. Kan için ilk tören Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın tarihi binasında gerçekleştirilecek. Cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda öğle namazına müteakip düzenlenecek törenin ardından defnedilecek. Sunakan, 1936'da Adana'da dünyaya geldi. Keman derslerine 5 yaşında babası Nuri Kan'la başladı. 9 yaşında verdiği konserinde Mozart'ın 5. keman konçertosunu icra etti. Kan, 1948'de Edil Biret'le Harika Çocuklar Yasası kapsamında Paris'e gönderildi. Konservatuarı 1952'de birincilikle bitirdi. Pek çok uluslararası yarışmada derece aldı. Devlet sanatçısı unvanına sahip olan Sunakan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda da uzun yıllar baş kemancı ve solist sanatçı olarak görev yaptı. Sağlık sorunları nedeniyle Mayıs 2017'de sahnelere ara verdiğini duyuran Kan, kemanın kutusunu şimdilik bu dünyadan gidinceye kadar kapattım demişti. Aradıkları kişilere kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtarak dolandıran şüpheliler yapılan ses analizlerinden yakalandı. Diyarbakır merkezli Akort operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Halde duruyoruz. Bizim böyle bir şeyimiz olamaz. Biz çiftçi adamlarız. Tamam kardeşim, zaten biz de biliyoruz. Hani senin bilgilerin elimizde zaten. Biz şimdi bunlara operasyon yapacağız. Senin hesabındaki paranı da kurtarmamız lazım. İşte böyle kandırdılar. Tuzağa düşürdüler. Mağdurların şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, dolandırıcılık çetesini ses analiziyle çökertti. Telefon dolandırıcıları yine boş durmadı. Aradıkları kişilere kendilerini polis ya da savcı olarak tanıttılar. Adınız terör olayına karıştı. Hesabınızı FETÖ ele geçirdi gibi yalanlarla birçok kişiyi tuzağa düşürdüler. Biz mahallede duruyoruz. Bizim böyle bir şeyimiz olamaz. Biz çiftçi adamlarız. Tamam kardeşim, zaten biz de biliyoruz. Hani senin bilgilerin elimizde zaten. Biz şimdi bunlara operasyon yapacağız. Senin hesabındaki paranı da kurtarmamız lazım. Şikayet üzerine Diyarbakır polisi çalışma başlattı. Sürekli hat değiştiren, sahte hatlar kullanan şüpheliler 2 ay boyunca teknik takiple izlendi. Polis ses analizi yapıp şüphelileri tespit etti.